Artık şu ana kadar öğrendiğimiz şeyleri hayata geçireceğimiz zamana geldik. Kurulumlarımızı yaptık, biznesimizi kurduk, bağlantılarımızı yaptık, tüm varlıklarımız kuruldu. Hedefleri nasıl kuracağımızı öğrendik, bunların mantığından bahsettik, içeriklerimiz nasıl olmalı, bunlardan bahsettik. Artık sıra reklamlarımızı açmaya geldi. Elimizde belli bir bütçe var, bunu nasıl dağıtmalıyız, retargeting bütçesi ne kadar olmalı oransal olarak, soğuk bütçesi ne kadar olmalı, bunlardan bahsedeceğiz. Size genel bir reklam kurgusu yaptım. Bir yandan bunu inceleyeceğiz. Bir yandan da bunların mantığı hakkında konuşacağız. Hadi ekranımıza geçelim. Çalışma alanımıza tekrar geldik. Artık hedef kitlerimiz hazır. Bunlar için oluşturduğumuz içeriklerimiz hazır. Reklamlara başlayacağız. Elimizde belli bir bütçe var. Bunlarla bir reklam kurgusu yapmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek ele alalım. Bir erkek giyim markası bir yıldır reklam veriyor. İşte işleri bazı dönemler iyi gidiyor, bazı dönemler kötü gidiyor. Günlükte 2500 TL gibi, 2300 TL, 2600 TL bir bütçesi var. Reklamlarda harcayabileceği. Bununla ilgili eğer burada güzel karlılıklar elde ederse ya da bunu bu şekilde sürdürebilirse belli bir oranda, belli bir ROAS'ta bu bütçeyi arttırarak gidecek. Başlaması gerekiyor. Nasıl bir kurgu olabilir? Nasıl başlayabilir? Bununla ilgili bir reklam kurgusu yaptım temel olarak. Bir bütçe dağılımı yaptım. Buradaki reklamları soğuk reklamlar ve retargeting reklamları olarak ayırdım. Burada hangi reklam optimizasyonlarını kullanabiliriz? Aşağı yukarı dengeli olması için nasıl bütçeler verilmeli? Bunlarda temel olarak hangi kitleleri kullanıyoruz? En sık kullandığımız kitleler temel demek yanlış olur. En sık kullandığımız kitleler diyelim. Bunların dağılımı nasıl olabilir? Bunlara bakalım. Burada ben şimdi soğuk reklamlara bütçemizin 2000 liralık kısmını verdim. Retargeting reklamlarına da 450 liralık kısmını verdim. Yani aşağı yukarı bütçemizin %80'i soğuk reklamlar. %20'si de retargeting reklamlarından oluşuyor. Bunları da kendi içinde böldüm. Bu mavi olanlar kampanyalar olacak. Tek bir mavi not kağıdı, tek bir kampanya demek değil her zaman. Bunun içinde 10 tane alışveriş reklamınız da olabilir. 175 liradan. Toplam 1750 lira verdim ben buraya. Bir tane erişim reklamınız olabilir. 10 tane erişim reklamınız olabilir. Ya da erişim setiniz olabilir. Erişim kampanyanız olabilir. Bu size kalmış. Biraz da ürettiğiniz içeriklerin nelere hitap ettiği ile alakalı. Geçen videolarda bunları nasıl sınıflandırabiliriz onlara bakmıştık. Bu sarı olanlar reklam seti bölümünde seçtiğimiz optimizasyon ayarları. Yani Meta'dan bu reklamlarda ne istiyoruz? Bunları gördüğümüz bir yer. Altta hardal rengi olanlar da bunlar ne kadar bütçe verdiğim. Dediğim gibi burada siz sepete ekleme için daha fazla içerik üretmişsinizdir. İnsanlar buradan ilerlesin diye bunu 50 değil de 100 yaparsınız, 150 yaparsınız. Burayı önemsiyorsunuzdur. Buraya daha fazla para ayırırsınız. Zaten geçen bölümde ikna sürecini görmüştük. Biraz daha soğuk reklamlarla alakalı insanları ilk kez siteye getirmekle ya da ilk kez sosyal medyaya getirmekle alakalı. Ondan bir ders önce de retargeting reklamlarını görmüştük. Hatırlayın, şöyle bir şey demiştim. Orada bir çember vardı. Daha önceki videoları izlemediyseniz oradan bulabilirsiniz. İşte bu aşamaya geliyor, bu aşamaya geliyor. Buradan tık 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 devam ediyor. En son alışveriş yapıyor. Sonra bir daha alışveriş yaptırmak istiyoruz. Veya ikna süreçlerine karşılaşıyor, bakıyor, ilgileniyor, değerlendiriyor vesaire. En sonunda aksiyona giriyor. Bu bölümlerin hangi kısımda insanların daha fazla takıldığını düşünüyorsanız hem o bölümdeki ekstra teknik şeyleri geliştirerek, eğer geliştirilebilecek bir alansa tabii ki, ve oraya daha fazla bütçe harcayarak orayı güçlendirebilirsiniz. İlla ben buraya sepete reklamına 50, alışveriş başlatma reklamına 75 TL verdim diye bunu bu oranlarda olmasına gerek yok. Bunlar tam ters olabilir. Bu olmayabilir sizin için. Buradan insanlar çok rahat geçiyordur. Sepete ekleyen direkt alışveriş yapıyordur. Arada buraya desteklemezsiniz mesela. Fark etmez. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu şekilde bir kurgu mantığımız var. Bu marka dediğim gibi bir yıldır mesela aşağı yukarı reklamlar verdiği için belli bir satış hacmi olduğu için insanlar sitesine geliyorlar. O yüzden retargeting'de de bunları detaylara ayırdım. Soğuk reklamlarda da daha değişik optimizasyonlara bütçe ayırdım. Baştan başlayalım. Erişim reklamı. 35 lira verdim. Zaten şu anda en düşük 34 lirayla açılabiliyor bir erişim kampanyası. Daha doğrusu bir erişim kampanyasının bir tane seti. Burada insanlara hızlı hızlı bir sürü insana göstermek istediğiniz, markanızı genel olarak tanıtan, belli bir göz aşinalığı yaratmak istediğiniz içerikleri burada verebilirsiniz. Burada çok içeriğiniz vardır. Yararlı olduğunu düşünüyorsunuz size. 75 yaparsınız. 2 tane koyarsınız. Buraya geçersiniz. Erişim kampanyasının optimizasyonunda erişim. Bunun sıklığını belirleyebilirsiniz. İşte haftada bir kez görsünler dersiniz. Daha fazla insana göstermeye çalışır. Farklı insanlara göstermeye çalışır. Ama elinizde niş bir kitle vardır. Niş bir ürün satıyorsunuzdur. Dersiniz ki günde 3 kere görsünler, 2 günde 5 kere görsünler. Daha fazla o kitleye odaklanır. Erişim optimizasyonlarında bunları değiştirebilirsiniz. Sonra bir trafik kampanyası açtım buraya. Trafik kampanyasında biliyorsunuz insanları tıklatıp siteye getirmek için olan kampanya türüydü. Burada 2 tane optimizasyon vardı. Bunların bir tanesi bağlantı tıklamaları, bir tanesi de yönlendirme sayfaları görüntülenmeleri.
Yönlendirme sayfası görüntülenmeleri insanların siteye geldiğinden emin olmak için, daha buna yönelik bir kampanya oluşturmak için daha iyi bir optimizasyon sistemi. Bağlantı tıklamaları optimizasyonu biraz daha ucuz tıklama alır ama trafiği yönlendirme sayfası görüntülenmesi optimizasyonu kadar fazla olmaz. Bu beğendiğiniz bir kitleyi, bu kitle benim kitlem. Bunlar benim sisteme gelseydi ürünlerimi incelerdi, alışveriş yapardı. Benimle ilgilenirdi diye düşündüğünüz insanları ucuz bir şekilde siteye getirmek için bir yöntem. 35 lira yaştınız, baktınız taramıyor kitleye, çok yavaş ilerliyor, çok az insana ulaşıyor, çok az insan siteye geliyor. Dediniz ki işte alışveriş başlatma reklamı da çok fazla benim için işe yaramıyor. Bu sepete ekleme zaten alışveriş başlatmayı neredeyse bu reklam kadar aynı paraya getiriyor. Buna ihtiyacım yok. Tık bunu aldınız buradan. Bütçesini trafik reklamına koydunuz mesela. Daha sonra satışlar kampanya türüne geçiyoruz. Bunun içindeki 4 tane optimizasyonu kullandım ben burada. VC yani View Content, içerik görüntülenme, insanların ünlü sayfasına girip baktığı olay, ATC, Add to Cart yani sepete ekleme, sonra Initiate Checkout yani alışveriş başlatma, sonra Purchase yani alışveriş olayı. Bunlara artan bir fiyat verdim buradaki optimizasyonlara. Çünkü bunlar da dahil olmak üzere soldan sağa giderken bu kampanya ve optimizasyon türlerinin en soldaki türü en ucuz, en sağdaki türü en pahalı şekilde dizildi. Ondan dolayı zaten bunu yapan insanlar en son aşamayı istediğimiz için buraları görerek geçiyorlar. Buradaki her reklam soldakini de besliyor. Buradaki reklam burayı da besleyebilir. İçerik yönetme reklamı sepet getirmeyecek ya da alışveriş başlatma getirmeyecek, alışveriş getirmeyecek diye bir durum yok. Ama daha az getirir nispeten. Bu kampanyalara göre nispeten değil, bayağı daha az getirir. Ama alışveriş reklamı da içerik yönetme reklamı kadar yine içerik görüntülenme getirmese de daha pahalı bir reklam türü olduğu için, daha az insana ulaşacağı için yine burayı besliyor. Ondan dolayı aslında bu 1750 liralık bütçe buradaki 4 tarafa da yarar sağlıyor ya da bu bütçe bunların hepsine de yarar sağlıyor. Ama her olay, her kampanya türü kendi türünde genelde en çok dönüşümü getirecek olandır. İnsanlar siteye gelsinler, ucuza benim içeriklerimi görüntülesinler, ürünlerime baksınlar, bilgi sahibi olsunlar diye. Bir tane içerik görüntülenme reklamı 45 TL, 40 TL vermiş. 40 TL verdik. Bunun içine sadece bir tane set açabilirsiniz. O içine 3 tane, 5 tane en iyi ürünleriniz olduğu veya en iyi çalışan kreatifinizi koyabilirsiniz mesela. Sonra bir tane sepete ekleme kampanyası. Bunda da yine 50 lira bütçe var. Buna da sadece şu anda bir tane set açabiliyoruz. Bunda da içerik yönetilenme reklamı gibi aynı şekilde. Sonra alışveriş başlatma için bir tane kampanya. Alışveriş başlatma optimizasyonunu. Burada yine insanlar alışverişe yakın bir olay yapsınlar. Sepetini eklemiş olması gerekiyor. Sonra alışverişi başla demiş olması gerekiyor. Bu kampanyanın sonuç getirmesi için. Bunu da şundan dolayı yapıyorum. Mesela bazı markalarda alışveriş olayı zor geliyor ve alışveriş olayı getirmekte zorlanıyoruz. İşte datası az oluyor ya da işte ürünleri biraz değişik oluyor. Alışveriş yapmak zor geliyor ama burası daha kolay geliyor insanlara. Sonuçta burada insanların cebinden para çıkmıyor. Ondan dolayı burayı da deniyoruz küçük küçük ki burada veri toplamakta zorlanırsak burayı da aynı zamanda test etmiş olalım ve buradan biraz başlayalım. Buradaki işi geliştirmeye, datayı toplamaya diye. O yüzden burada 75 lira verdim. Yine pahalı bir reklam türü nispeten. İçinde iki set olabilir. 75 lira harcayan tek bir set olabilir. Sonra alışveriş reklamları çeşit çeşit insanların ilgisini çekecek. Diğer videoda ikna süreçleri videosunda gördüğümüz tarzdaki içeriklerin hepsini içerecek. Değişik setler içerecek. Değişik hedef kitleler içerecek. Kampanyalar bütünü, setler bütünü oluşturabiliriz. Buna da 1750 lira bütçe verdim. Bu soğuk reklamların için hepsinde daha önceden sitemizde bu markada insanlar geldi. Sosyal medyamızda da geldi. Bir yıldır reklam yapıyor bu marka çünkü. Özel kitler oluşturup oradan benzer kitler oluşturabiliriz. Soğuk kitler oluşturabiliriz. %3 benzerler, %5 benzerler, %10, %1. Hangisi daha iyi çalışıyorsa büyüklüğüne göre, sizin ihtiyacınıza göre test edersiniz hangisi daha iyi çalışacak diye. Benzer kitler oluşturabilir. Broad kitler oluşturulabilir. Broad kitle ne demek? Yani açık kitle de deniyor, geniş kitle de deniyor. Sadece yaş ve cinsiyet ve ülke ya da bölge, bu şekilde filtrelediğiniz reklam türü, hedef kitle türü. Yani şu il yanı olsun, bu il yanı olsun, bunu yapmış olsun demiyorsunuz. Türkiye'de yaşayan 35 yaşından büyük kadınlar mesela, bu kadar. Böyle kitleler kullanılabiliyor. Kaydedilen kitleleri ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. İşte demografik özellikler olarak, ilgi alanları olarak, davranışlar olarak 3 ana dala ayrılıyordu. Bunlardan benim kitlem işte şöyle bir hayatı vardır, şuna ilgi duyuyordur, şu işi yapıyordur, şu davranışı yapıyordur diye düşünceleriniz varsa böyle bir kaydedilen kitle oluşturup buradan kullanabilirsiniz. Yeni Advantage Plus kampanya çıktı biliyorsunuz. Gerçi yeni dediğimde 1,5 yıl oldu herhalde çıkalı. Yine alışveriş bütçesinin içinde bu da. Bunda da eskiden hiçbir hedef kitle veremiyorduk. Hiçbir şey seçtirmiyorduk. Sadece öneri yapabiliyorduk. Şimdi daha ayrıntılandırdı bu hedef kitle önerisi kısımlarını. Bir Advantage Plus kampanyası açılabilir. Bazı markalarda, daha doğrusu datası olan markalarda, biraz satışı olan
markalarda, Facebook'un kitleyi biraz daha tanıdığı markalarda çok güzel sonuçlar verebiliyor zaman zaman. Ama hiç çalışmayan markalarda oluyor bazen. Bazı markalarımızda bu kampanya türüne hiç yok. Ama zaman zaman denemeye devam ediyoruz. Her kampanya türünü, her şeyi dönem içinde ayrı ayrı deneyebilirsiniz. Bugün olmadı diye bundan bir ay sonra, 6 ay sonra olmayacak diye bir şey yok. Zaman zaman bunların hepsi denenebilir. Burada kitleleri buralara yapabilirsiniz. Buradaki erişim reklamının, trafik reklamında ucuz olduğu için zaten niş bir kitleniz varsa, burayı taramak istiyorsanız biraz daha dar kitlelere kullanabilirsiniz. Ama yine 1 milyonun, 2 milyonun altına çok fazla düşmeyin derim. Buradaki olaylar zorlaştıkça, bunları yapacak insanlar arttıkça, Facebook'ta sizin kitlenizi direkt nokta atış bilmiyorsa, aşırı iyi bir öğrenmesi yoksa, mümkün olduğu kadar biraz daha geniş kitleler, 5 milyonluk kitleler, 10 milyonluk kitleler kullanmanız yararlı olur. Dediğim gibi yine 1 milyonun altına düşmemeye çalışın kesinlikle. Tabii bu bir kural değil, çalışılabilir. İstiyorsanız deneyin. Ama genelde çok fazla CPM oluyor. Çok iyi bir kitle bulsanız bile çok CPM olduğu için, çok azına gösterebildiği için reklamları, iyi sonuçlar gelmiyor genelde. 1 milyonun altına düşmemeye çalışın. 2-3 milyonun da altına düşmemeye çalışın. Bir 5 milyonun üstüne kalmak burada daha iyi sonuçlar veriyor. Benim gördüğüm şu ana kadar. Daha doğrusu genel olarak ajans olarak tecrübemiz bu yönde. Biraz daha büyük kitleler daha iyi çoğu alanda. Benzer kitlelerde bazen %1, %2'lik kitleler Türkiye'de bu sayıların altında kalıyor ama çok nokta atış, çok güzel bir olayın benzerini alıyorsanız, güzel nokta atış dediğimde yani çok zor bir şey olmasına gerek yok. Mesela alışveriş yapandan sonra bir haftada, 2 haftada yoğun bir olay, istediğimiz bir olay, tam istediğimiz kitleyi bize getirebilecek bir olay. Yani onun %1'ini alıyorsanız çok küçük sayılarda çıkıyor, ya da %3'ünü alıyorsanız küçük sayılarda çıkıyor. Denenebilir. Ama onun dışında bu broad kitleyi yaparken, kaydedilen kitleyi yaparken çok küçük sayılara düşmemeniz daha yararlı genel olarak. Burada toplam 2000 TL gibi bir bütçemiz var. Sanırım tam toplayınca 1995 lira çıkıyordu. Tam hatırlayamadım. Ama 2000 diyelim bunun bütçesine. Sonra retargeting kısmına geliyoruz. O yine 2 video önce yaptığımız retargeting funnel'ını, oradaki çemberi hatırlayın. Gördü reklamları, gelmedi. Tıkladı, sosyal medyaya gitti, gelmedi. Oradan çıktı. Bir daha reklamları gördü ya da siteye geldi, hiçbir şey yapmadı, çıktı vesaire anlatmıştık. Yine bu bölümlere yönelik, hem dışarıdan insanları getirmek için siteye gelmiş bir şeyleri yapmış ama normal genel olarak etkileşimde olduğumuz insanları genel olarak taramak için, belli noktalara takılan insanları öbür aşamaya geçirebilmek için yapacağımız olaylar bunlarda. Mesela sosyal medyaya gelip siteye gelmeyenler. Bunun kitlesini oluşturdunuz. Bir trafik reklamı yapabilirsiniz. Yine ucuz olur. Ya da içerik görüntülenme reklamı yapabilirsiniz. Yine küçük bir bütçeyle, minimum bütçeyle bu insanları ekstra siteye çekmeye çalışabilirsiniz. Eğer gelmiyorlarsa, ki zaten burada oluşturduğumuz kitlede sosyal medyaya gelip siteye gelmeyenler, direkt bunları hedefliyoruz. Bir bakarsınız buradan nasıl içerik yöntemme geliyor, insanlar ne kadar bakıyor siteye gelip. Bu kitle iyi bir kitle mi? Varsa da güzelse devam edersiniz, yoksa kapatırsınız. Siteye gelip içerik yöntemme yapmayanlara bir hedef kitle oluşturabilirsiniz burada. İçerik yöntemi yapmayanlara yaptığımız için ve siteye gelme adımından içerik görüntülenme ürünleri inceleme adımına geçirmek istediğimiz için en uygunu genelde içerik görüntülenme optimizasyonu olacaktır. View Content yani. Bana az verdim. 40 TL. Zaten kolay bir olay nispeten. Bundan sonra göreceklerimize göre. Daha sonra içerik görüntüleyip sepet yapmayanlara sepet yapsınlar diye Add to Cart optimizasyonu. Buna teşvik ediyoruz. Funnel'da insanları siteye sokuyoruz ve azala 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 geliyor. Bu adımlardan hangisini arttırırsanız etkili bir şekilde, ondan sonraki tüm adımlardaki sonuçları olumlu etkiler. Bu da en sonunda sizin alışverişlerinizi olumlu bir şekilde etkiler demiştim ya. Bu da o mantığa hizmet etmek için. Normalden soğuk reklamlarımı gören insanların belli bir kısmı buraya geliyor. Belli bir, daha az buraya geliyor. Daha az buraya, daha az buraya, daha az buraya alışveriş yapıyorlar. Ama ben aradaki adımları mesela böyle destekliyorum, eğer bütçem varsa. Siz de eğer hepsini yapmak zorunda değilsiniz ama hepsini deneyip baktınız hangisi daha iyi gidiyor. Sitenizin oranlarına baktınız. Benim sepet ekleme oranım düşük. VC oranım çok iyi. Bunun bütçesini alın buraya verin. Veya benim sepete eklemem de çok rahat. Ama sepetten sonra alışverişe döndürmem zor. Bunların bütçesini alırsınız ya da bunun bütçesini alırsınız. Daha sonraki retargeting kampanyalarına verirsiniz. Sonrasında da sepete ekleyip alışveriş yapmayanlara, bu çok önemli bir olay. Bunu mutlaka yapın. Bunları yapmasanız da olur. Özellikle bütçeniz yoksa ilk başlarda. Ama bunu her zaman yapın. Yani çok az da bütçeniz varsa, 40 lirayla 50 liraya da olsa açın. Reklamınızı açtıktan sonra bunu normal dönüşüm reklamı olarak açmıyorsunuz. Bu kampanya türünüz mutlaka olsun. Bunu katalog kampanya türündeyken açın. Hedef kitle kısmında sağdaki bölümü seçin. Orada hani özel kitle olarak ekliyorduk ya. Sepete ekleyenler kitlesini oluşturuyorsunuz. Alışveriş yapanlar kitlesini oluşturuyorsunuz. Alışveriş yapanlar kitlesini, sepete ekleyenler kitlesini harç tutuyorsunuz setin içinde. Ve oluyor bu kitle. Ama böyle yapmayın bunu. Orada direkt seçenekler çıkacak karşınıza. Sepete eklemiş, içerik yöntemi yapmış ama alışveriş yapmamış. Seçeneğini seçin orada. İşte son 7 gün, 10 gün, 2 hafta, 1 ay sizin alışverişinize insanlar aşağı yukarı ne kadar dönüyorsa o kitleye bu kampanyaya çıkın mutlaka, güzel sonuçlar getiriyor. Mümkünse de burada elinizden geldikçe %10, %15, %20 şeyinize göre, oradaki ürünlerinizin karlılığına göre, satışınıza göre bir indirim vermenize çok faydalı olur, indirim kodu. Sonra upsell cross sell reklamları var.
Bunlar da şu demek: upsell üst satış, cross-sell çapraz satış. Şu anlama geliyor: yine bütçeniz ekstradan varsa oluşturabileceğiniz kampanyadan bir tanesi. İlk başlarda her zaman illaki oluşturmanıza gerek yok, bunları yapmanıza gerek yok. Bu da şu işe yarıyor. Bir tanesi şu: bu insan benim sisteme geldi ama bir ürün almadı. Ben ona şu ürünü, bu ürünü beğenmediyse, X ürünümü beğenmediyse Y ürünümü göstereyim. Y ürünümü satmaya çalışayım. Ya da X ürünümü beğenmedi ama X ürünümü bence daha yeterince tanımıyor, onu bir daha göstereyim şeklinde yapılacak. Yine bu sepete ekleme kampanyası gibi otomatik ayarlardan oradan yapabilirsiniz. Ya da insanlar geldi benim sisteme, işte X ürününü aldı, mesela tişört aldı. Benim bu tişörtle çok uyumlu bir de şapkam var. Ya da pantolonum var. Bir de ona pantolon satmaya çalışayım şeklinde açtığınız reklamlar. Zaten oradaki ayarlarda göreceksiniz. İşte şu ürün setinden, dinamik setinden ürün almış, ürün insanlara şunun tanıtımını yap. Ya da işte buraya gelmiş, bunlara bakmış insanlara bu setin tanıtımını yap şeklinde direkt otomatik ayarlar var. Güzel de çalışıyor. Onları kullanabilirsiniz. Sadece önemli olan şey şu: demiştik ki çok küçük kitlelere girmekten kaçının biraz daha diye. Bu tarafta yani siz mesela tişört kategorinizden ürün almış insanlara pantolon da satıyorsunuz ya. Yani 10 tane tişört sattıysanız şu ana kadar, o 10 insanı Türkiye'de bulup reklam göstermesi çok kolay değil. Ondan dolayı biraz daha geniş olabilecek şekillerde bunu tutarsanız sizin için daha iyi olur. Ya da biraz bekleyebilirsiniz dediğim gibi bunu açmadan önce de. Daha sonra genel retargeting kampanyamız başlıyor. Mesela bunlara hepsini açtığım için, göstermek için buraya. Buraya çok fazla bütçe kalmadı. Genelde buraya daha fazla bütçe veriyoruz. Bunlardan birkaç tanesini eleyebilirsiniz. Ya da buradan biraz kısıp buraya verebilirsiniz. Ama çoğunlukla retargeting bütçeniz özel bir şey denemiyorsanız veya özel bir zaman dilimi içinde değilseniz soğuk bütçenizin 1/4'ünü geçmesin çok fazla. Soğuk üstünden söyleyeyim de genel bütçenizin %25'ini daha fazlasını çok fazla oluşturmamasında fayda var. Buradaki hesap da aşağı yukarı %20'sini oluşturuyor. %38'ini oluşturuyor. Buraya biraz da ekleyebiliriz ama temel bütçemiz, toplam günlük bütçemiz 2500 dedik diye bunu burada bıraktım. Buradan kapatıp buraya gidebilir. Buradan buraya verilebilir. Ya da burası biraz arttırılabilir. Vesaire vesaire. Bunları bu şekilde ayarlayabilirsin. Dediğim gibi her firmanın kendi matematiği, kendi işe yarayan taktiği farklı. Bunu deneyip görmek gerekiyor. Bu da siteye, sosyal medyaya gelen, mağazanıza gelen, oraya gelen, buraya gelen, nereden bulabiliyorsanız, insanların bilgisini nerede tutabiliyorsunuz. Bunların hepsi. Bunları genelde biz temel olarak 7 günlük, 30 günlük ve tüm data olarak 3 tane gruba ayırıyoruz. Bunları da birbirinin içinden haş tutuyoruz. Yine daha önceki videolarda bunu anlatmıştım. Hedef kitlenin mantığı videosuydu sanırım. 7 gün ayrı ama 30 gün içinde 7 gün yok. 8. günden 30. güne kadar. Tüm datada web sitesi 180 gün, Instagram, Facebook 365 gün tutuyor. 31. günden bu zamanki, bu tarihlerdeki zaman dilimine kadar olan insanlar. Yani bir insan buraya giriyor, bu kitleye, bu kitleden giriyor, çıkıyor, bu kitleye, bu kitleden çıkıyor, bu kitleye giriyor. Bunları işte şu şekilde oluşturabilirsiniz, şeyler söyleyebilirsiniz diye konuşmuştuk. Bunların içinde olduğu set bütçesi verebilirsiniz. Mesela buraya 150 TL'ye vermişim. 50-50-50 şeklinde. Ya da kampanya bütçesi verirsiniz. 150 TL. Bunlar kendi içinde yarışır. Hangisi daha iyiyse o daha fazla parayı harcar metanın gözünde. Ya da işte genel şeyler açmazsanız sizin bundan iki tane açarsınız. Bir tanesi genel tüm ürünlerinizin tanıtımı için olur. Bir tanesi çok satan bir ürününüz vardır. Ona ayrı bir tane açarsınız. Onun için başka bir kampanya olur şeklinde bunları düzenleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben buraya bir tane koydum. Ama burada sınırsız varyasyon var. Herhangi bir tanesini arttırıp diğerini azaltabilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Bir tanesinden 5 tane açabilirsiniz, 10 tane açabilirsiniz. Size kalmış bir şey artık. Dediğim gibi deneyip görmek gerekiyor bunları. Ben size şöyle yapın, kesinlikle bu çalışır desem çünkü ondan sonra büyük ihtimalle çalışmayacak. Önemli olan burada mantığını anlamak. Burada da şu kitleri kullanıyoruz. Sosyal medyaya girmiş, önemli olaylar gerçekleştirmiş. İşte yine önemli olay ne? Beğeni atmış, yorum atmış, kaydetmiş, arkadaşına göndermiş, takipçi olmuş vesaire. Siteye girmiş, sitede önemli olaylar yapmış. Ya da işte sosyal medyada olabilir, sitede olabilir, uygulamanızda olabilir. İşte gelmiş X olayını yapmış ama Y olayını yapmamış. Bu olayları şu kadar zaman dilimi içinde yapmış, bu kadar zaman dilimi içinde yapmamış. İşte eski müşterilerimiz, daha önce satış yaptığımız insanlar, eskiden sepete ekleyen insanlar, videolarımızın hepsini izleyenler, videolarımızın %25'ini izleyenler, işte uygulamamız varsa oraya girenler, ziyaret edenler, şunu yapanlar veya işte bir call center'ımız vardır. Call center'ımızı arayanlar, orada mail listesi tutuyoruz, telefon numarası listesi tutuyoruz. Onu buraya koyarsınız. Daha önce bizim call center'ımızla görüşmüş ama ürünümüzü almamış kişiler, restoranımıza gelmiş ama sipariş vermemiş kişiler, eğer bunların bilgisini tutabiliyorsunuz tabii ki. Vesaire vesaire. Bu şekilde de yine dediğim gibi bunun sınırsız varyasyonu var. Her şeyini yapabilirsiniz. Ama yine başta temel olarak kullandıklarımız bunlar. Mesela burada sosyal medya, web siteye gelen herkes dediğimiz zaman ne koyuyoruz? Tüm sosyal medya ziyaretçileri, tüm web sitesi ziyaretçileri, call center'dan gelen bir müşteri datamız varsa onun müşteri listeleri, işte bir uygulamamız varsa uygulamamız ziyaret eden herkes. Yani mesela 7 gün içinde
nereden data toplayabiliyorsam bunları ayırmadan, süzmeden hepsini aldım koydum. 30 gün içinde aynı şekilde, tüm data içinde aynı şekilde. Dersiniz ki benim ziyaret edip çıkan kişiler hiçbir şey yapmıyor. Ben beğeni alanlara sadece yapmak istiyorum. Ya da benim içeriğimi kaydedenlere, arkadaşına gönderenlere yapmak istiyorum. Sizin tercihiniz. Denenebilir, çalışabilir. Burada önemli olan şey soğuk reklamlar, retargeting reklamların bütçe olarak belli bir dengesinin olması. Reklamlarımızı görüp sitemize gelmeyen insanlara ya da işte belli konularda ikna olmamış insanlara genel kampanyalarla belli şeyler söylemek. Bunları tekrar tekrar karşılarına çıkarmak. Ya da işte sepete ekleyip artık ucuna kadar gelmiş insanlara işte belki küçük bir %5'lik 10'luk indirim sunarak ilk defa denemelerini sağlamak. Ya da işte yeni bir ürünümüzü keşfetlemelerini sağlamak. Bu erişim trafik reklamlarıyla mümkün olduğu kadar değişik insanlara dokunmayı sağlamak. Demin burada ne demiştim? Bunda eğer çok belli bir niş bir kitleniz varsa bu tarafta daha küçük kitlelerde çalışabilirsiniz. Burası genel olarak işe yarıyor. Ama genel herkesin kullanacağı bir kitleniz varsa alışveriş reklamları, bu sepete ekleme reklamları vesaire reklamları daha pahalı olduğu için eğer genel bir ürün satıyorsanız herkesin ilgisini çekebilecek bir şey ise bu erişim reklamları, trafik reklamları bu diğer optimizasyon türlerinden çok daha ucuz olduğu için daha küçük paralarla çok daha fazla insana erişebilirsiniz. Bunları denemek, reklamların genel hesabın farklı insanlara dokunması, farklı insanlara göstermesi, buradaki olayları desteklemek, alışveriş için güzel içerikler üretip farklı kitlelerle testler yapmak, bunları burada kullanmak bu işin genel mantığı. Ama geçen videolarda dediğim gibi bunlar için güzel içerikleriniz olmazsa insanların dikkatini çekecek. Bu kurgular çok fazla işe yaramaz. Genel olarak temel iskelet olarak kullandığım benim kurgu şekli bu. Eklemeler, çıkarmalar, değişiklikler olabiliyor markadan markaya. Ama genel olarak başı sonu belli, eli yüzü düzgün, iyi çalışan bir kurgu sistemi. Bunun üstüne ilerleyebilirsiniz. Eğer hiç daha önce reklam kurgusu yapmadıysanız, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız. Artık reklam kurgumuzu yaptık. Reklamlarımız başlıyor. Bir dahaki derste de bu açtığımız reklamları neye göre açacağız, neye göre kapatacağız, neye göre optimize edeceğiz, bütçelerini ayarlayacağız, genişleteceğiz, daraltacağız. Bunlara bakacağız. Bir dahaki bölümde görüşürüz.